Merhabalar kıymetli dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaynatmadan günlük tüketebileceğiniz üzüm suyu yapacağız. Ben vakit kaybetmeden üzüm suyunun yapımına geçiyorum. Öncelikle 1 kilo kadar üzümüm var. Üzümlerim biraz ezildiler. Ezildikleri için üzüm suyu olarak değerlendirmek istedim ve de sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle üzümlerimi bir güzel ayıkladım. Daha sonra temizledim. Temizledikten sonra yıkadım. Yıkamış olduğum üzümleri el blenderıyla blenderdan geçireceğim, ezeceğim. Yapımı pratik ve kolay, denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Bu arada buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Tüm üzümlerimiz ezilene kadar bu işleme devam edelim. Bir miktar su koyacağım. Daha sonra ezmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi tamamıyla üzümlerimizi ezdik. Aynı zamanda çok ekonomik bir tarif. Biraz daha ezeceğim. Daha sonra süzgeçten geçireceğim. Bu kadar yeterli. Üzüm suyunu süzmek için şöyle bir süzgeçten yardım alacağım. Şöyle bir kaşık yardımıyla tamamıyla suyunun alt kısmına geçmesini sağlayalım. Siyah üzüm çok faydalı. Yazında biliyorsunuz bol oluyor. Kimisinin bahçelerinde yine üzümler var. Kaynatma derdi olmadan taze taze yapıp ev halkınıza içirebileceğiniz, misafirlerinize ikram edebileceğiniz muhteşem bir içecek. Bu şekilde ezmiş olduğumuz üzümler alta geçene kadar bu işlemi yapmaya devam edelim. Ara ara su dökelim. Bakın gayet rahat süzgeçten geçiyor. Üzerine biraz daha su koyalım. Tamamıyla üzümün o faydalı kısmının altına geçmesini sağlayalım. Suyu beyazlaşana kadar su ilavesi yapıp ezmiş olduğumuz üzümlerin suyunun tamamıyla alt kısmına geçmesini sağlayalım. Bakın tamamıyla suyunu süzdürdük. Bu kadar yeterli. Biz biraz mayhoşu seviyoruz. Eğer sizler de mayhoşu seviyorsanız bir miktar limon tuzu veya yarım limon sıkabilirsiniz. Ben şöyle bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu ilavesi yapacağım. Şöyle bir karıştıracağım. Dilerseniz bir su bardağı şeker ilavesi de yapabilirsiniz. Ama biz çok fazla şekerli tüketmeyi sevmediğimiz için meyvenin kendi şekerini tercih edeceğiz. Üzüm suyumuzu şöyle bir güzel karıştıralım. Tamamıyla limon tuzunun erimesini sağlayalım. Evet, bir tadına bakacağım. Eğer biraz daha su ilavesi gerekiyorsa bir miktar daha su ilavesi yapacağım. Kaşığımı değiştiriyorum. Çok az bir su ilavesi yaptım. Bence bu kıvam yeterli. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Aynı zamanda şifa kaynağı. Hazırlamış olduğum üzüm suyunu sürahilere boşaltıyorum. Hemen tüketebileceğiniz bir
meyve suyu. Bir kilo üzümden iki sürahi üzüm suyu çıktı. Üzüm suyumuz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.